Hoş geldiniz. Buyurun, hoş buyurun, hoş buyurun. Sinema Hanım. Çok merhabalar. Kırmızı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ay, kumanyalar. Evet, nasılsınız teşekkür tekrardan? Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sevda Hanım. Hepinize şıksınız. Derya Hanım'ın taşlı kotu gözümden kaçmadı. Ay öyle mi? Melek Hanımcığım, sizin de incileriniz dökülüyor maşallah teker teker. Teşekkür ederim. Gayet şık, güzel, mavi Kadir mavi. Bey, ben bu arada bir şey unuttum. Herkes neyi? Taşlı giymiş, ben de taşlı ayakkabımı giyebilir miyim? İlk gün giymiştin zaten, bugün de mi? Sevda Hanım bizden şöyle bir şey oldu. Özendi. Aynen. Sevda Hanım, ama ben sizin zaten taşlı giyeceğinizi bildiğim için böyle taşlı tuşlu giydim geldim. İncili boncuk. Kolyenizde var taşlar, ama çok güzel duruyor. Olsun, ayakkabımı giyebilir miyim? Peki giy, sen tamam. Bilirsin. Hadi yani bakalım. Senin evin. Hadi bakalım. Senin evin, senin zevkin. Parıltıyı seviyor Sevda Hanım. Evet. Hep bir ben ön planda olmak istiyor. Ben o algıyı aldım özellikle zaten böyle bugün. Siz de ona göre giyindiniz. Böyle bugün ev sahibi ya, biraz parlasın zaten. Tabii ki. Sevda Hanım'dan ümitli misiniz Derya Hanımcığım? Vallahi bilmiyorum. Çok da ümitli değilim aslında. Göreceğiz. Bilmiyorsunuz. Peki. Ay çok yakıştı. Teşekkürler. Olsun güzelliğiniz. Ellerinize sağlık. Rahatladı mı? İçine sindi evet, mi? Aynen. Oldu mu? Pantolonum da parlıyor. Şahane oldu. Kadir, Sevda Hanım sesi kime benziyor sence? Bir konuşur musun Sevda abacığım? Kime mesela benziyor? Kadir, ben seni çok seviyorum, biliyor musun? Der misiniz Sevda Hanım? Hadi. Aa, bir dakika. Evet. Kadir Bey, ben sizi çok seviyorum, biliyor musunuz? Ailecek çok seviyoruz. Tanıştırayım Yıldız Tilbe. Evet. Evet. Şimdi inanın biliyor. Hani biliyorsun deyince aklıma ama geldi. Ama beni Yıldız Tilbe'ye benzetiyorlar da ben kendimi benzetmiyorum. Yani konuşması aynı. Biraz ses tonu çok andırıyor. Bak şu an deyince fark ettim ama hiç andırmamıştı daha öncesinde. Bilebiliyorsun Kadir'cim, insanın konuşurken kendi duyduğu sesiyle karşısındakinin duyduğu ses farklı oluyor. Sen şimdi beni benden şimdi farklı mı duyuyorsun? Ağızdan çıkan seslerle bizim duyduğumuz farklı. Farklıymış. Evet. Bana çok farklı geliyor benim sesim şu an. O kadar güzel geliyor ki bana. Ama inanın anlatamam yok, yani bize de güzel geliyor. Sanki metin okuyormuş gibi konuşuyorsunuz. Gerçekten mi? Valla. Ay teşekkür ederim. Seslerinde falan yap böyle. Kere görüyormuşum gerçekten. Şu anda gerçekten güzel. Ay haber duruşum ne güzel uçacağım. Şimdi onu şaşarttınız. O ona 3 gün gider. Ay dün Allah'ım ya Rabbim, şükürler olsun. Derya Hanım'ın evindeki olaydan sonra bugün onu yükseltmem lazım. Derya Hanım evet gerçekten. Ay teşekkür ederim, sağ olun. Siz bugün çok iyi gördüm zaten sizi. Bugün sana özel zumba gibi oldu, ilaçlarımı aldım dün, kendimi. Dün akşam muayeneye de gitti, evet, o çıkışta hastaneye. Evet, çok merak ettim sizi ben gerçekten. Bugün çok iyi oldu. Dedim ki hani Derya Hanım'ın gününü mahvettik bari, Sevda'nın gününü mahvettik. Yok o şekilde doktor demiş ki dün siz nasıl bir kek yediniz demiş. Direkt kalp damarlarınıza gitmiş o kek. Ama niye? Öyle söylemiş. Ama yakının kekin içinden yürüdü gitti. Apandistinize kaçmış demiş. Ama Kadir Bey. Hele en sonki ekmek tatlısı beyninizde pıhtı oluşturmuş demiş. Evet, siz demiş bir daha. Organik bir şekilde her şeyi sundum önünüze. Evet, yanığı bile organikti. Onun bile püf noktası vardı. Yakmanın da bir usulü vardı. Ben de zaten yanık seviyorum. Fırınımın ama içi gayet evet, güzel pişmişti. Hadi bakalım bugün yanıkları yemeye hazırız. Şimdi. Ha, evet, aa, bugün tam yanık evet, yiyeceğiz. Bugün yanık mı yiyeceğiz, normal mi yiyeceğiz mi? Ama bugün ne yiyeceğiz? Çiğ yemeyelim de. Şu zihimi. Bugün ne pişireceksiniz? Bugün benim de Meksika salatası. Oo. Tokatı sürü börek. Meksika'da peynirli işte, poğaça. Kadayıf tatlısı. Oo. Zeytinyağlı yaprak sarması Tokat'tan özel geldi. Yaprak. Tokat yaprak sarması, Tokat usulü börek, Meksika salatası, kadayıf tatlısı. Poğaça, peynirli poğaça. Peynirli poğaça, 5 çeşidimiz var. Evet, evet, aynı. Hadi bakalım. Yöresel karışımlık, bir anda Meksika'ya gittik. Evet, evet, ben çok merak ettim. Oradan çıkıp Tokat'a geldik. Ben Oğuz'da yoruldum zaten. Peki bakalım nasıl olacaklar, lezzetlerini de göreceğiz. Çok güzel olacak inşallah, yakmam. Hadi i̇nşallah. Bakalım inşallah. Ama İyi, yanık seviyorum dedin. Yiyorum, siz de yanık yersiniz. Öyle bir şey yok. Sen yanık yiyorsun diye ben onu yanık yemek zorunda değilim. Fırınla alakalı biraz Sevda Hanım'a yardım edin. Bugün yanık yemeyelim. Elimi sürme. Tamam, elimi ben ama Sevda Hanım özellikle yedim, yanık yapmayı seviyormuş. Sizin yemeği seviyormuş. Yedim. Ha benimki işte yanık yok. Ben şunu merak ediyorum. Süre kısıtlı olursa nasıl yakacak? Siz bir de İnşallah temizliğini görün bence. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım yani bunun için. Peki, ben zaman dua bekliyorum. Çok dikkat edeceğim. Kapı sildim. Sevda Hanım aşırı takıntılı. İnanamazsın. Öyle mi? Göreceğiz onu. O yüzden bence kalkın bir evi gezin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Mutfak dolaplarına da bakın üstüne. Bakacağız. Sevda Hanım'ın evine girdiğim zaman
buzdolap lastikleri, buzdolap üzeri, peteklerinin arkası ve bu tuvalet içi benim için çok önemli. Bunlara bakacağım. Sevda, çok medettin kendini ama ben ne bir temizlik görebildim, ne bir şey görebildim. Sadece beğendiğim düzen. Ama temizlik namına hiçbir şey yok. Yazık. Sevda Hanım, beni o kadar çok şaşırttınız ki. Eviniz hiç temiz değildi. Hele ki o banyo. Banyoya girdiğimde banyo leş gibiydi, tuvalet leş gibiydi. Sevda Hanım, beni çok şaşırttınız. Ben sizi temiz beklerken pis buldum. Sevda Hanım, beni çok şaşırttınız. Eviniz gerçekten temizdi. Bu eve birisi temizlerse temizlik anlayışından şüphe ederim. Gel abla, gel 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 gel, gönderdik hepsini. Bak 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 bak, peçeteli. Allah'ım, bunların peçet davası da beni öldürecek. Bak çoğunda hiçbir şey yok, görüyor musun? Kadir Bey, o Kadir Bey, onlar ne biliyor musun? Ne? Gerçekten bak, inanarak söylüyorum. Bizim evde kuşlar var. Ben 7-24 saatte şey yapsam biz devamlı tutuyoruz. Onlar, neyi anlamadım? Onlar kendileri kazanamayacak ya. Benim evimi temiz buldular ya. Ben onlara bombayı patlatacağım. Onlar görecek. Anam şu ya. Bomba bir pat... Ben de sana bombayı patlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. Bekle, geliyorum. Tamam. Bekle. Heyecanlandın mı? Heyecanlandım. Bekle. Kadir'in bombası neymiş Sevda Hanım? Ben bilmiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bombayı patlatıyorum. Ay, teşekkür ederim Kadir Bey. Baklavayı aldın bana. Dünden belli baklava da bak. Çatal ver oradan, çatal ver. Çok sağ ol, teşekkürler. Kadın baklava hasretiyle yanıp yanıp tutuşuyor. Rahat rahat ye, rahat rahat. Bir haftadır herkese baklava yapın, baklava yapın, baklava yapın. Al sana baklava. Bugün senin tatlın neydi? Ben bugün tatlı yiyordum. Kadayıf tatlısıydı. Sevda Hanım'ın yemek yapabileceğini düşünmüyorum. Sadece yemeği seviyor. Onun önüne hazır getireceksin, sadece yiyecek. Yapabileceğini sanmıyorum. Çok güzel, eline sağlık. Allah ne muradın varsa versin. Amin Cemil cümlemize. Oh, çok hayır dua aldın, istediğini alamadın. Sevda abla, gel gidelim, üstümüzü değiştirelim. Evet. Şu aspiratörün kenarlarında bir şeyler vardı, onları halledelim. Bir de bir tekrar bir peteklerin altına falan şöyle bir bakalım. Bir de senin bez sıkmana bir yer silmeni görelim, evet, nasıl iş yapıyorsun. Tamam. Ondan sonra yemeklere geçeceğiz. Tamam. Hadi gel. Teşekkürler. Gel. Çok sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.